Evet değerli arkadaşlarım, bugün öncelikle bizler yoğun bir siyasi sorumluluk çerçevesinde çalışırken acı şehit haberleri almaya da devam ettik. Hayatını kaybeden, şehit olan tüm evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına ve milletimize de sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bugün uzun süren bu toplantı maratonunda ekonomik temel programlar, sosyal programlar, sosyal destek ağları şeklinde özetleyebileceğimiz bölümler, yine çevre, mülkiyet sorunları, kentleşme konuları ele alındı. Şunları ifade edebilirim. Ekonomik sorunlara yaklaşımın demokrasi, demokratikleşme, hukuk devleti kavramlarıyla beraber ele alınmasının gereğinin altı çizildi. Yapısal reformların gerekliliği konusunda bir anlayış birliği ortaya çıktı ve bu ifade edildi. Yine mali disiplin, parasal konulardaki disiplin, tüm bu dengelerin gözetilerek sosyal dengelerle beraber, çevreyle beraber bunların birlikte korunmasının önemi ifade edildi. Yine tüm toplum katmanlarını kucaklayacak bir büyüme stratejisinin önemi üzerinde duruldu. Bu çerçevede birçok alt başlık değerlendirildi. Bunlar daha önceki toplantı çıkışlarında ifade ettiğimiz gibi sayın genel başkanlara iletilecek ve ondan sonraki süreç sayın genel başkanların bu çerçevede yapılan çalışmaların değerlendirmesiyle kendi aralarında devam edecek. Evet, bundan sonraki toplantımız cumartesi günü gerçekleşecek. Bir yer değişikliği olacak herhalde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak. Onu Sayın Çelik açıklar herhalde. Evet, ben sizleri de çok yorduk, beklettik. Hepinize harcadığınız mesai için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Sayın Başbakan'ın açıklaması oldu görüşme öncesinde. Sayın Başbakan'ın ne açıkladığını bilmiyorum. Çünkü biz toplantıdaydık. Dışarıda olanla bitenle haberim yok. Ama Sayın Başbakan bir açıklama yaptıysa o daha sonra mütakiben değerlendirilir. Biz aldığımız görev çerçevesinde bugün görev kapsamımızla ilgili değerlendirmelerimizi sizinle paylaştık. Evet.